Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi kullanmış olduğum, daha doğrusu daha önceden farklı bir tane daha kitlesini kullanıyordum ama şu an kullanmayı tercih ettiğim ve sizlere de göstermek istediğim, ayrıca tabii öncekinden de bahsedeceğim, Trend ağacını Fire Mate için Trend ağacını tanıtacağım. Kendi kullandığım. Burada ilk önce zaten Fireball bizim ilk skillimiz oluyor. 5 puanla veriyoruz ve Fireball'umuzun cast, yani yapma hızını azaltmış oluyoruz. Her kademede 0.5 saniye. Değiştirme amaçlarından bir impact kullanmakta, böylelikle slow damage'lere daha etkili vurabilmek istiyordum. Bu da bana %10 şansla kaçta 2 saniye stun yapabilme, böylelikle damage alma oranımı azaltacak ve slow targetlarda daha başarılı olmamı sağlayacak. Bunun için improvise'den vazgeçtim ayrıca, onu da söyleyeyim. Archer Ignix bizim critical strike'larımızda karşı tarafa burn hasarı sağlıyor 4 saniye boyunca. Diğer yandan flamethrowing de bizim parasipallerimizin range'ini arttırıyor. Improve Fire Blast, bizim Fire Blast'ımızın 0.5 saniye her bir kademesi süresini azaltıyor. Bunu vermeyi düşünmedim. Fire Blast vermeyi düşünmedim gene. Ekstra bir imkansız, anlık yani instant bir skill. Damage çıkarıyor. %60-%215 fire damage. Ekstra da 0.1 saniye boyunca 60 fire damage. Sadece buna versek bana vermiş oluruz. Bu da etrafınızda olanların, yani Blast Fire'de de bir dalga yaratıyor. Ekstra fire damage ve stunlama şansı veriyor. Vermeklerime de söyleyeyim de Molten Shield'larınızı, bizim zaten Molten Shield'ımızı geliştirme bir şey ekstra zaten. 100 oranda reflect şansı falan filan. Da Impulse Flame Strike zaten bizim kritikiz vurma şansımızı her bir kademesi %5 oranda arttırmakta. Bunlar vermediklerimiz. Gerisi hep full verdik zaten. Incineration increase the critical strike chance of your blastlarımızın ve score spellerimizin critical şansını her bir kademe %2 olmak üzere toplamda %4 arttırıyor şansını. Scorch, Impulse Scorch zaten olmazsa olmaz. %100 şansla, yani her full yaptığınızda tamamen full şans alıyorsunuz. Karşı tarafa bir fire damage ek veriyor. Ve bu hasarlılık artıyor oranı, yani bilimse fire damage için. Targetsızla ilişki tabi her bir target için ayrılar yapmanız gerekiyor. Her bir kademesi %3 olmak üzere toplamda 5 stack kadar yapabiliyorsunuz ve bunun süresi 30 saniye boyuncadır. Buradan Burning Soul var. %70 şansla bizim casting, yani büyü yapma sırasında damage aldığımızda bunu kurabilme şansımız veriyor. Yani bozulmamasına büyümüzün %70 oranında ve %10'a kadar da bizim fire threat'imizi azaltıyor, evet. Evet. %10'a kadar da threat'imizi azaltıyor. Master of Elements, Fire of Frostbite ve Critical'ları ile vuracağın damage sonucundaki harcadığım mana'nın %30'unu, tabii 3 kademe verdiğimiz için her bir kademe %10 geri iade ediyor. Playing with Fire, increase all spell damage caused by %3 and all spell aldığımızı da verdiğimizde %3 oranında arttırıyor hasarı. Ama tabii dediğim gibi mage oynuyorsanız eğer hasar vermek hasar almaktan daha önemlidir. Zaten hasar salsız kötüdür. Özellikle rehtan günlerde. O yüzden Playing with Fire kırtıkılmaz, zartılmazsa olmaz. Şu ikisi increase critical attack chance of your fire spells'lerin %6 her dakikada %2 olmak üzere toplamda %6 oranında arttırıyor. Fire power bizim fire spellerimizin damage'ini toplamda 5 kademe verdiğimizde %10'a kadar arttırıyor. Pyromaniac bizim critical vurma şansımızı arttırıyor ve mana cost'umuzu tüm fire spellerimizin ek %3'e kadar azaltıyor. Her bir kademe %1 olmak üzere bir ihtimal %3 oranında azaltıyor. Combustion zaten her bir cast %10 olmak üzere toplamda 3 critical vurana kadar bizim cast'imizin, yani critical vurma şansımızı %10 oranında arttırıyor. Gayet etkili bir skill de kullanıyoruz zaten. Aysa'nın tabiyle. Molten Free bizim bütün spellerimizin damage'ini arttırıyor. Hedefe karşı %20 canın altı olması şartıyla. Empowered Fireball bir ekstra bizim fire spell'in %15 oranında bir fire spell damage bonusu alıyormuş. Yani 5 kadar verdiğimiz %15. Evet. Artı biraz da spreads. Daha önce hiç kullanmamıştım. Deneyeceğim. Yani karşı taraf, yani target bizim yanımızda olduğu zaman bunu kullandığımızda ekstra ona bir fire önümüzdekine
damage veriyor ve onu stunlıyor diyebilirim birisi oryantik 3 saniye boyunca. Fakat direkt bir damage yarattığımızda bu bozuluyor. 50 puan buradan fire tank'a veriyoruz. Arcane'de de hiç yok. Buradan da Imp of Frostbolt 10 kalene vermeliyiz ki buna verebilirim. Bizim cast hızımızı azaltıyor. Silence çok önemli. O yüzden de zaten Imp of Frostbolt'a verdik. Bunun diğer türlü de zaten Permanent Frost'ta Imp of Blizzard'a veriyorsunuz. Burada Ice Silence, Imp of Frostbolt'a yok. Intent'e de diğer bir durağında bulabilirsiniz bunu. Imp of Frostbolt Elemental Prejudice'ında veriyorsunuz. Bu zaten bizim mana kostumuzu azaltıyor. Şansını evet mana kostu azaltıyor ve şanslı karşı tarafın resist yapma ihtimali frost ve fire spelleri %3 oranında azaltıyor. Önemli bir skill zaten. Bu zaten frost, impact frost ve şurasını azaltıyor. Görüyorsunuz. Zaten diğer fire tank ağaçları ile ilgili videolar izlediğimde ben burada dediğim gibi şu zaten var. Şunu bilmiyorum. Kendim vermek istedim ama bunu veriyorlarmış şu ağaç şemasında frost'a. Ama emin değilim ama yani bunu vermezseniz buna veriyorsunuz. Genelde Hiprot alan hasarı için buna vermiyorsunuz. Onun yerine buna da vermiyorsunuz. 2 kademe buradan Arcane Saç Tank'le veriyorsunuz. Karşı tarafın sizin skillerinize restansını azaltıyor. Ayrıca dediğim gibi onlara veriyorsunuz. Öyle bir ağaç vardı. Görmüştüm, beğenmiştim. Ben de uygulamıştım. Değiştirmek istedim. İnceledim. Bunun solo targetlarda en iyi 5 spell ağacı olduğunu düşünüyorum kendi kanaatim. Diğer videolarda bu var mı bilmiyorum. Yani Frost'ta şu şey şema var görmüştüm ama fire hatırlamıyorum şu an. O yüzden tam emin değilim. Yani bu benim zaten bunu şu anki kendi bir fire mage'inde kullanmak istediğim talent ağacı diyebilirim. Yani size şu an zaten kendi ağacımı göstermek için bu videoyu hazırladım. Umarım sizlere de yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.